Say something. Bu sene ilk ASV'de Hitchcock'un filmlerinin gösterildiğini duydum da açıkçası çok sevindim. Çünkü Hitchcock benim için çok önemli bir yönetmen. Hayatta yönetmen diye bir şey olduğunu sanırım ilk kez Hitchcock'la anladım ben. O zaman çocuktum. Ve benim yaşatım olan yani diğer çocuklar, ilkokula giden sınıf arkadaşlarım falan da hepsi hiç kok denen bir yönetmenle yönetmen diye bir şeyin var olduğunu anladı. Hakkında konuşuyorduk. Ee, büyük bir şahsiyet oldu hiç kok. Yani hiç kokun birkaç açıdan öneminden bahsedebiliriz sinemada. Bir tanesi yönetmen olarak anlatıma neler getirdi. Sinema o pür sinema dediği şeyi ne haline getirdiği. Nasıl yoğurdu. Nasıl farklı bakış açıları, yaklaşımlar, hikaye anlatmaya getirdiği. Bu pür sinemasal bir şey ama bir de sinemanın aslında bir tanıtımcısı gibi bir şey de oldu. E, yaptığı filmlerin e, yönetmenlik sanatına dikkat çekmesiyle, kendisinin bir figür olarak yani bir e, tanınmış bir şahsiyet olarak kamera arkasında sadece durmayıp kamera önünde de bulunmasıyla, e, herkesin hiç kokun neye benzediğini, nasıl konuştuğunu, ne tür espriler yaptığını yavaş yavaş öğrenmesiyle, e, yönetmenlik sanatının tanınırlığı ve aslında hakkının ödenmesi için çok şey yaptı. E, bu da bizim için, e, yani benim için birkaç aşamada e, değer ifade ediyor. Bir tanesi, yani çocukken ilk kez filmleri izleyip, heyecanlanıp, filmlerle coşup, korkup, ağlayıp, e, sinemanın büyüsüne kapılan bir küçük bir seyirci, sinema sever olarak. Ondan sonra sinemaya daha ciddi yaklaşıp, e, sinema üzerine yazmaya doğru gidip iyice, sinema yazmaya başlayıp, bir sinema yazarı olarak hiç koku kafamda bir yere... Benim oturtmaya çalışmamla. Bir dil işçisi olarak, bir çevirmen olarak ve bir yazar olarak aslında bizim kullandığımız sözlerin dünyasının hiç kokun ustası olduğu, kendine gerilim ustası denir ama ben imgelerin ustası diyorum. Çünkü gerilime aslında sıkıştırılabilecek bir anlatıcı değil. Ee, o dünyada bir yere oturtmak. Bütün bunlar birkaç kademe içinde benim için hiç koku özel bir haline getiriyor. Ama ilk önce en baştakiyle başlayayım. Çoğu insanın, benim yaşatımı çoğu insanın Hitchcock'la ilk tanıştığı dönemle. TRT'de o zamanlar yeni filmlerle eski filmler bir arada gösteriliyordu. Yani mesela Western izliyorsunuz. Yeni filmleri de izlerdiniz, eski filmleri de izlerdiniz. Ve pazar günü gelip de Western gösterildiğinde siz John Wayne'i gayet yeni bir aktör olarak deneyimlerdiniz o zaman. Yani yeni John Wayne filmi gösteriliyor gibi anlardınız. Hey, Hitchcock için de aynısı geçerliydi. Ve Hitchcock filmleri gösterilince öncesinde hep biz, mesela benim ailemde bilinen bir şeydi. Hitchcock'un filmi var, oturalım ve bakalım Hitchcock nerede çıkacak. Dolayısıyla otururduk, böyle aile için bir ritüel haline gelmişti. Hitchcock nerede çıkacak, onu yakalayalım falan. Tabii bu Hitchcock'un kendisi için de sanırım biraz can bir şey olmuş. Her filminde gözükme zorunluluğu. Bazı filmlerinde bayağı zorlayarak e, bu gerekliliği yerine getirdiğini biliyoruz. Mesela şimdi festivalde programda olmayan Lifeboat'ta sandalda yer alamayacağı için bir kamyon kısa bir görünümde gazetede bir ilan olarak kendisini kullanıyor. Roop en gizli kameralarından biridir. Tek plan gibi tasarlandığı için film. Arkadaki bir e, yanıp sönen bir reklamda bir sadece silüeti gözüküyor. Ve e, benim için o zamanlar bu beni çok korkutan, gerçekten çok geren filmleri yapan, sinemanın benim neredeyse bedenimi ele geçirmesini sağlayabilecek kadar işinde usta. Ve gerçekten komik görünen, çok soğukkanlı bir takım espriler yapan ve çıkıp filmlerini anlatan ayrıca, ne yaptığını anlatan sinemanın bir kişi olarak e, tanışmıştım. Daha sonra e, onun çok önemli bir şey haline geleceğini öğre öğrendim. Yani Truffaut'la beraber yapacağı o meşhur çok uzun söyleşiden oluşan kitabında falan ama e, sinema yazmaya başladığım zaman başka bir tarafıyla karşılaştım Hitchcock'un. E, sözlerin dünyasından gelen insanlarız biz sinema yazarı olarak. Yani çoğu insan sinema yazarlarını sinemacılığın bir kompartmanı gibi görüyor ama bu daha uzak iki şey olamaz. Yani imgelerin gramerini oluşturduğu bir meslekle sözcüklerin gramerini oluşturduğu bir meslek tamamen birbirine zıttır. Hatta biraz senaristlerle yönetmenler için de söylenir bunu. Clint Eastwood'un White Hunter Blackheart diye bir filmi vardır. Bir senaristle bir yönetmenin nasıl varlıklar aslında doğa olarak doğal olarak olduğunu anlatır. Ben biraz öyle düşünürüm yazarlıkta ve sinema yazarlarını aslında romancılara mesela daha yakın görürüm. O yüzden Hitchcock gibi bir yönetmenle karşılaştığınızda onun sihrini nasıl dokuduğunu sözcüklere indirmek çok zor oluyor. Ve aslında her yeni sinema yazarı muhtemelen şey düşünür, etkisini çok derin hissettiğiniz filmleri yazmak daha kolaydır diye düşünür. Ama öyle değil çünkü entelektüel bir düzlemde işlemez kok gibi sinemacıların sineması. Neredeyse ilkel diyebileceğimiz bir düzlemde, neredeyse limbik sistemin üzerinden işliyormuş gibi işler. Mesela hiç her zaman şunu derdi, ben seyirciye çığlık attırmak istiyorum. Ve istiyorum ki Japonya'da izleyenle, Hindistan'da izleyen aynı yerde çığlık atsın filmi izlerken. İşte bunu yapıyordu. O zaman siz e, sinema üzerine düşünen biri olarak ve sinemayı sözcükleri dökmek isteyen, etkisini sözcükleri dökmek isteyen biri olarak... Neresinden tutacaksınız bunu? Aslında şunu görüyorsunuz ki kişiselleştirmeden neredeyse hiçbir yerinden tutamıyorsunuz. Çünkü e, büyük fikirlerin sinemalarını yapan yönetmenlere kıyasla, mesela Antonioni'den örnek vereyim. Ki Antonioni rivayete göre e, Hitchcock'un zamanında izleyip tekniğini kıskandığı lavapla bir yönet, e, yönetmendi. Öyle birine kıyasla aslında bir takım büyük fikirlerden bahsettiği söylenemez Hitchcock'un. Fakat yaptığı işin, sanatın incelikleri konusunda o kadar usta ki e, seyirci elinde bir oyuncak haline getiriyor. Ve sanatın ta kendisini, sinema sanatının ta kendisinin biricikliğini, başka şeylere benzememesini bunun üzerinden anlatıyor. Bunun üzerinden ifade ediyor. Mesela Psycho'da ki e, ilginç bir şekilde tabii ki bu e, programda yok. Sebebi de siyah beyaz olması ondan belki başka bir vesileyle bahsederiz. Çünkü aslında renkli çekmeye başladığı bir dönemde Sayko'yu çekmişti. Ee, bahsederken e, Sayko'dan gerçekten pür sinema yapmaya orada başladığını yani başladığını değil de pür sinema yaptığını hissettiğini söyler. Bunun sebebi de budur. Aslında bir romanın yapamayacağı bir insana. Ee, bir e, performansın, tiyatro performansının yapamayacağı ve sinemada aslında çoğu insanın parmağını basıp gösteremediği şudur sinema işte diyemediği bütün bunların dışında kalan yani öykünün dışında kalan mesela ilginç bir şekilde çok geç fark ettim ki hiç o için öykü o kadar önemli bir şey değil. Mesela Vertigo ne öykü anlatıyor? Vertigo'yu bir roman olarak düşünürseniz aslında çok iyi işleyecek bir e, olay örgüsüden bahsedilemez. Hatta gösterime girdiğinde insanlar hiç beğenmemişler. Çok inandırıcılık sınırlarını zorlayan bir film demişler. Ama ve performansları da çıkardığınız zaman, oradan Kim Novak çıkardığınız zaman. ...James Stewart'ı çıkardığınız zaman, onların usta oyunculuklarını çıkardığınız zaman geriye bir şey kalıyor ve o alan işte sadece sinemanın yapabildiği şeyin özü. Nedir bu? Zamanı kullanmak mesela. Hiç kok zamanı kullanma konusunda uzman. Truffaut ile yaptığı söz işte e, hiç kok Truffaut kitabında ki e, şunu da söylemek lazım burada bir parantez açıp hiç dünya klasiklerine kattığı şeyler sadece filmler değil. E, mesela Psycho, Vertigo, arka pencere bunlar sinema tarihinde ne kadar önemliyse Hitchcock Trufo kitabı, Trufo ile Hitchcock'un beraber yaptıkları kitap, yani Trufo'nun gelip söyleşi yapmasıyla Hitchcock'la e, ortaya çıkan kitap da sinema yayınları tarihinde o kadar önemlidir. Hatta belki şu denebilir ki sinema yayıncılığı tarihinde Hitchcock Trufo kitabı belki Hitchcock'un herhangi bir filminden daha bile baskındır. Yani sinema tarihinde oldu. E, ve orada anlatıyor, bir yani bu benim burada yapabildiğim şey bütün bunları bir kenara çıkarıp insanlara tam olarak sinemada bir şey hissettirmektir. Ve şunun üzerinden anlatılıyor. Zaman. Zaman diyor aslında sinema, film denen şey diyor. Film derken hiç kokun çok sevdiğim taraflarından biri şu. Aslında biz film derken mesela şu anda şurada şu anda ben kameraya çekiliyorum. Ve bu eskiden filme çekiliyor denirdi. Videoya çekiliyor ne oldu. Bu bir filme çekiliyordu, bir maddeye çekiliyordu. Daha sonra dijitalleşti ve artık film diyoruz, film seyrettik diyoruz ama aslında film diye bir şey yok. Hitchcock, sessiz sinemadan ve daha sessiz sinemalara o yazıları tasarlayıp yazmadan geldiği için film maddesinin kendisiyle çok e, iç içe bir yönetmendi. Ve filmin yaptığı şudur diyordu, zamanı uzatır ve zamanı kısaltır. Bunu dediğinde kafanızda Hitchcock'un görsel anlatımcılığının sizin de bir e, paylaşımcısı ve bir şeyi olarak, hedefi olarak Hitchcock'un o meşhur profiliyle gidip elinde bir filmi tutup çektiğini ve sanki zamanı öyle uzattığını ya da vuruşturduğunu ve zamanı kısalttığını hissedebiliyordunuz ve gerçekten bunu yapar. Mesela çok gerilimli bir anda birisi bize bir şey uzanmaya çalışıp uzanamazken o sahne aslında filmik zamana dönüşür Uzar, 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 uzar. Normalde, normal hayatta iki saniyede olup biteceğini düşüneceğiniz, varsayacağınız bir şey. Filmde birdenbire 15 saniye, 30 saniyeye dönüşür. İşte bu mesela Hitchcock'un aslında filmle, film denen maddeyle, o malzemeyle gerçekliği nasıl manipüle edebileceğinin farkına varmış bir yönetmenin ustalığıdır. Aynı zamanda kısaltır mesela. Bir yerden bir yere kat yapar. Kat diyoruz bugün, kesme diyoruz. Mesela montajın temel şeylerinden biri değil mi? Ee, Hitchcock için kat çok büyülü bir şeydir, montaj. Ama birkaç tane mesela kat anlatır. Ee, mesela Saykoda duş sahnesinde, duşta bıçaklanma sahnesi, belki de sinemanın gelmiş geçmiş en ünlü sahnesi. Şimdi kaç 78 tane yanılmıyorsam kat var ee, ve çok hızlı bir şekilde bir saniyeden az ortalaması her kesmenin ve dikkat ederseniz o sahnede bıçak savruldukça genellikle kesiyor. Öyle bir yere geliyor ki bir de birkaç açıda artık kameraya doğru yani bakış açısına doğru Cenetleyin karakterinin, Meryem'in oraya doğru kesiyor ve o zaten duşun akış, suyun akış bölümüne ters giden Zaten suyu kesen bir bıçak var. Ve her kestiğinde hiç kok sanki oradaki o figür gerçekten filmi kesiyormuş hissini kesiyor. Ve yani filmin aslında maddiliğini de insana hatırlatan bir yönetmen. Dolayısıyla sinemayı dönüp yeniden keşfetmek isteyen insanlar için ya da sinemayla taşın, tanışıp üzerine derin düşünmek isteyen insanlar için bir tür e, yani manyetik kutup gibi bir şey haline geliyor Hitchcock. Yani Scorsese gibi bir yönetmen bile ya da mesela bugün Parasite'den bahsediyoruz. Parasite mesela üzerinde ciddi hiç Hitchcock e, etkisi bulunan bir ve yönet e, bir filmdir ve yönetmeni de aslında hiç Hitchcock'tan çok etkilenmiş bazı açılardan bir yönetmendir. E, bu büyük yönetmenlerin hepsi dönüp ilham almak için hala Hitchcock'a bakıyorlar. Çünkü film dediğim film maddesiyle de bu maddenin neler yapabildiği ile de insana üzerine çok kafa yormuş ve çok yenilikçilik ortaya koymuş bir yönetmen. Bu açıdan benim için hayatımın her noktasında hiç Hitchcock, bazı kitaplar vardır, Don Quixote hayatınızın her noktasında okursunuz ve başka bir şey anlarsınız. Hiç Hitchcock benim için böyle bir yönetmen o bir taraftan. Ama başka bir şeyi daha var. Mesela tıpkı Kubrick gibi geçen sene toplu gösterimi yapılan festivalde, çok büyük ustalardan biri olarak geçiyor. Bunlar anıtsal bir takım ustalar var. Amerikan sineması ayırır kendi anıtsal ustalarını. Mesela çok iyi yönetmenler vardır Amerikan sineması tarihinde. Bir tanesi John Ford'dur. Neredeyse Hitchcock'un tam tersi bir yönetmendir. Westernleriyle tanınır. John Ford anlatımında da kendine dikkat çekmeyen bir yönetmendir. Bir John Ford filmini oturup izleyip, mesela Searchers'ı oturup izleyip, ya da stage koçu, kamerayı takip edemezsiniz. Bir süre sonra filmi izlemeye başlarsınız. Çünkü kamera yok gibidir. Hitchcock da böyle değildir. Hitchcock da sinema sanatını fark edeceğiniz kadar e, kamera kullanımı, kesme, ışık kullanımı, müziğin çok stilistik kullanımı, sesin kullanımı kullanmayı... Psycho izlersiniz. Bernard Thurman'ın müziği birdenbire bir sinemada müzik kullanımının başyapıtıdır. Ve o güne kadar hiç görülmemiş bir şeydir. Cik 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 diye bıçak saplanırken sanki çığlık atmaktadır müzik. Ama sonra Birds'ü izlersiniz, kuşları izlersiniz hiç müzik yoktur kuşlarda birdenbire. Ve yani şunu bir tarafta dersiniz ki kendinize tabii ki burada müzik kullanmadan bunu anlatabilecek çünkü sessiz sinemadan gelmiş ve tamamen görsel donelerle, görsel verilerle film yapmayı, insanlara bir şey hissettirmeyi anlamış bir yönetmen. Peki o zaman Psycho'yu nasıl açıklayacaksınız? Hayır, hiç Hitchcock elinin altındaki bütün malzemeyi bir his yaratma konusunda nasıl kullanabileceğinin tamamen artık e, nasıl diyeyim, e, zirvesine ulaşmış bir kişiydi. Dolayısıyla da e, bunların hepsini e, bir araya getirip istediği şeyi yapabiliyordu. Ama Kubrick de olduğu gibi e, ve üçüncü söyleyeceğim şey, Amerikan sinemasındaki demin konuşurken biraz dağıttım. Amerikan sineması dönüp dolaşıp üç tane çok anıtsal ustadan bahseder. Orson Welles, Kubrick, Hitchcock ki bunların hepsinin aslında İngiltere ile şu ya da bu şekilde bağı vardır bir Avrupa ile. Ve hepsinden bir noktada Amerika aslında şüpheci yaklaşmıştır stüdyo sistemi. E, bu ustalardan biridir. E, ve Kubrick'in mesela önemli taraflarından biri, Kubrick'in her filminin kendi başına bir başyapıt ve klasik olmasıdır. Tabii Hitchcock 50 tane film çektiği için, şimdi 50 Hitchcock filminin 50'sinde başyapıt olduğunu söylemek biraz fazla iddialı olur ama saymaya başlasak burada hiç kokun klasiklerini gerçekten çok rahatlıkla onu geçebiliriz. Bazı insanlar için 5'tir, 7'dir, belli filmler üzerinde çok kolay anlaşılır. Arka Pencere, Psycho, North by Northwest, şey, Notorious, Kuşlar, The Wrong Man, To Catch a Thief. Yani bir çırpıda söyleyebileceğimiz bir sürü film var. Ben bunları Spellbound'u da katarım. Ve çok rahatlıkla 20'ye doğru gideriz. Hepsi çok kalburüstü filmlerdir bunların. Dolayısıyla da aslında dönüp e, sohbete girebileceğiniz filmde çoktur. İşin ilginci de hiç Hitchcock bir dünya yarattı, çok kişisel bir yönetmendi. Mesela Korkuları çok meşhurdur. Nasıl David Lynch'in, e, bir kere bir söyleşi yapmıştım David Lynch'te, şu soru sorulmuştu. E, çok korkar mısınız, çok korkularınız var mı diye. Korkudan ibaretim demişti. Ve nasıl aslında bir psikiyatriste gittiğini ve psikiyatriste şey sorusunu sorduğunu anlatmıştı. E, acaba bu psikoterapinin sonunda benim sinemam etkilenir mi? Psikiyatrist de buna yalan söylemeyeceğim, etkilenebilir demiş ve gitmeyi bırakmış, onu anlatmıştı. Şimdi Hitchcock da bu kadar kişisel bir yönetmen ve mesela Truffaut'la o kitabında, Söyleşi kitabında e, anlattığı bir hikaye var, çok meşhur bir anekdot haline geldi. Bu Babası bunu polise gönderiyor, elinde de bir kağıt ve polis kağıda bakıyor. Biz diyor yaramaz çocuklara bunu yaparız ve bunu bir hücreye kapatıyor ve ondan itibaren hiç korkta büyük bir polis korkusu olduğu söylenir ama ben bunu daha da genişletip o genel olarak otoriteye karşı bir korkusu olduğunu söyleyeceğim ama hatta muhtemelen başka birçok şeye karşı bir korkusu var. Bu korkularından da aslında filmlerine organik bir bağ olduğunu düşünüyorum. Yani sanki bilinçaltından bir kordonla bağlı bütün sineması ve oradan oraya sürekli bir akış var. Dolayısıyla benim kendi adıma e, hakikaten kişilikli ve yani bilmeden söylemek garip olacak ama dürüst Hissi veren bir sinema e, gibi geliyor bana. Ve e, korku üzerine ve gerilim üzerine, insanların korkuları ve bastırılmış duyguları üzerine olduğu için de... E, ...aslında insanlarda ciddi şekilde e, bilinç düzeyinde ifade edemedikleri etkileri yol açıyor. Yani mesela e, gidip Rear Window'u, arka pencereyi izlemek... ...aslında karşınızdaki hikaye çok sofistike bir hikaye değil... Fakat Hitchcock birçok filminde yaptığı, aynı Psycho'da da yaptığı gibi sizi belli bir yere konumlandırıyor izleyici olarak orada. Ve e, James Stewart o evinde oturmak zorunda kalan James Stewart'la birlikte siz de başlıyorsunuz. Birdenbire karanlık bir şey, karanlık bir zevkin bir parçası haline gelmeye başlıyorsunuz. Şeyde Notorious'ta çok çok konuşulan bir sahne vardır. Tabi siyah beyaz bir film ama e, Cary Grant ile Ingrid Bergman'ın öpüşme sahnesi. O sırada bir takım kodlar, yasaklar dolayısıyla uzun öpüşme gösteremiyorsunuz. Dolayısıyla birbirlerine sürekli sarıldıkları... ...arada öpüştükleri ve konuştukları, öpüştükleri, konuştukları, sonra yürümeye başladıkları fakat hala sarmaş dolaş halde... ...bir sahne var oyuncular bundan hiç haz etmemişler bu kadar uzun süre birbirlerine sarılmak, hareket etmeye çalışmak falan filan. O da demiş ki siz boş verin nasıl hissettiğinizi, ben nasıl görünceğini... E, ...düşünüyorum. E, bu hisleri yaratmakta e, Alfred Hitchcock... ...çok ustaydı ve hep alttan alta bir gariplik, bir ürperticilik hissederdiniz. Benim burada ilgim, ilginç gelen şeylerden biri şu, hep korkularından mesela ve gerilimden bahsediyoruz ama aslında korkuları bir tutkuya dönüşmüştü bence Alfred Hitchcock'un ve sinemasına bir korkular ya da gerilim sinemasından ziyade bir tutkular sineması ya da bir arzular sineması demek daha doğru. O yüzden şimdi dönüp mesela akade da akademisyenlerin çok Alfred Hitchcock'un fetişlerinden bahsetmesi, onları inceleme konusu yapması. Mesela Vertigo kendi başına herhalde akademik olarak en çok incelenen filmlerden biridir. Yani orada bir kadını başka bir kadına dönüştürmeye çalışma konusu. Hani bunun bir saplantı olarak, bir fetiş olarak incelemeleri yapılabilir ama bunun altında aslında korkuyla neredeyse at başı giden karanlık arzular. Belki arzuların kendilerini yarattığı korku. Belki başkasının gömülü, tamamen derinlere gömülmüş arzularının yarattığı korku. Mesela Norman Bates'in. Bastırılmış arzularını yarattığı korku. Janet Leigh ile karşılaştığında acaba Janet Leigh onda anne tarafının görmek istemeyeceği bir takım bedensel olarak bir takım hareketlenmelerle mi, bir takım hazlar mı veriyor ona? Dolayısıyla aslında onun çocuk kalmaya çalışan, onun çocuk bırakmaya çalışan diğer tarafı devreye girip bunun bu duyguların, bu duygulanımların, tetikleyicisi olan kişi ortadan kaldırmaya mı çalışıyor Dolayısıyla gerçekten bir arzular sineması ve hakikaten o yüzden bilinç altında bir yerden doğrudan besleniyor bu yüzden de seyircinin dediğim gibi entelektüel tarafını tamamen atlayıp onunla film izleyen bir varlık olarak doğrudan çok kolay ilişki kuruyor bunu yaparken de aslında oyunun nasıl oynanabileceği konusunda çok büyük sezgileri var Eee... Yani madem oradan şey yaptık, yeniden onu örnek vereyim. Mesela Frenzy çok sert bir filmdir. Kariyerinin sonlarına doğru çektiği. Gerçekten rahatsız edici bir filmdir. Kendi dönemi için bile. Yani Hitchcock genelde şu söylenir: Hitchcock ima etme tarafı çok güçlü bir yönetmendir. Size vahşeti grafik olarak göstermesi gerekmez. Ama şunu atlıyoruz burada, o zaman kimse grafik olarak gösteremiyordu Amerika'da çalışan kimse. Tam daha sonra Dario Argento çıktı ki İtalyan Hitchcock'u deniyordu. Cialo denen e, gerilim türü çıktığında Arjanta gösterebiliyordu bunu. Çünkü aynı sansürle uğraşması gerekmiyordu ama hiç kok çalışırken hiç kok bunu gösteremiyordu. Ama gösterebileceği kadarını gösterme konusunda da muazzam bir ustalık sahibiydi. Tıpkı işte Psycho'da olduğu gibi daha sonra da zaten gösterilir hale geldikten sonra da göstermede de usta olduğunu aslında ortaya koydu. E, dolayısıyla e, hiç için aslında e, bir Resmi nasıl yaratacağı, o resmin ne duygu vereceği aslında temel olarak sinemanın zirvesini teşkil ediyordu. Şunu yaptım ve şu duyguyu yarattım. Ee, Janet Leigh'in e, Psycho'da duşa girdiği sahneye başlıyoruz. Müzik yok hiç. Çok basit bir şekilde başlıyor. Bir dikizcilik sahnesi gibi başlıyor. Şimdi aklımıza burada bizim seyirci olarak Rare Window geliyor. Rare Window'da çünkü başka şeylere tanık oluyoruz. Ne oluyoruz? Bir cinayet olduğunu düşünüyoruz. Bir takım korkutucu şeylere tanık alıyoruz. Ya da e, bambaşka bir filminde bir santral e, operatörü bir evlilik teklifine tanık oluyor. Orada hiçbir şey görmüyoruz mesela. Hiç diyor ki aslında bizim ne olacağını bilmememiz o evlilik teklifine evet mi denecek, hayır mı denecek? Ya da bu kadın duşa girdi şimdiye kadar da bu filmin kahramanı gibi görünüyor çünkü tamamen onun hikayesini izledik. Başına ne gelecek bu basit bir röntgencilik sahnesi mi? Hayır birdenbire ne yapıyor? çat diye değiştiriyor şeyi filmin kahramanını. Biz birden Norman Bates'in filmin kahramanı oldu bir yere dönüyoruz. Benim için çok kilit bir sahnesi vardır. Norman Bates'in arabaya koyup cesedi ve paraları da koyup her şeyi başlatan şey o paralar. Bunu suyun içine atıp arabanın yavaş yavaş battığı ve Norman Bates'in ağzını kapatıp gerçekten korktuğunu gördüğümüz bir sahne vardır. Sinemanın büyülü etkilerinden biri şu. Sizin elinizde tutunacağınız başka hiçbir karakter yoksa ve o karakter korkuyorsa siz birdenbire o karakterle özdeşleşmeye başlarsınız. Niye küveti temizlediğini gördük? Çünkü onun ne yaşadığını bilmemiz lazım. Yavaş yavaş onunla özdeşleşmeye doğru. Ve birdenbire Norman, Norman Bates filmin karakteri oluyor. Bu gerçekten sinemada o zamana kadar hele bu maharette neredeyse hiç yapılmamış bir şeydi. Ve bunun belki zamanı gelmişti. Hiç kork bunu yaptı ama şunun zamanı gelmemişti biliyordu. Ben bu sahneyi renkli çekemem. Dolayısıyla şu anda festivalde mesela o sahne, o, o film yok, saykı yok. Halbuki teknik olarak muazzam filmler North by Northwest'ten sonra çekiyor. North by Northwest inanılmaz görkemli bir teknik filmidir filmdir ve rengi rengi renktir, harikadır renkleri. Zaten renk kullanımını çok iyi geçen yönetmenlerden biridir. Usta siyah beyazçıların hepsi için aynı şeyi söyleyemeyiz. Ee, ama hiç kok siyah beyazda mahir olduğu kadar renkli de de çok büyük bir yönetmendi. Ama Psycho'da ben bu duş sahnesini çekeceğim, bunu seyirci izletebilir mi sezmiş ama şunu da sezmiş. Bunu benim renkli çekmem lazım. Orada duşta kan görünmeyecek kırmızı. Orada siyah bir sıvı görünecek. Onu da sezmiş. Dolayısıyla aslında yine David Fincher artık da bulayım. David Fincher bir noktada şey demişti. Sinema aslında modadır demişti. Aslında şunu demek istiyordu. İnsanlar kızdı falan ama e, sinema değişen bir şey. Sinemada neyin etkili olduğu ee, neyin seyirciyi yakalayabileceği, neyin onu korkutabileceği korku sineması bununla en çok boğuşan şeydir. Çünkü insanların korku eşikleri sürekli yükselir. Ee, Kanma, kandırmak seyirciyi zorlaşır. Ee, ve en uzun süre etkili ve usta kalan yönetmenler aslında seyircide o hareket eden hedefi çok iyi görebilen yönetmenlerdir. Aslında korkma eşiği nereye geldi? Seyircinin kabul edebileceği nokta şu anda neresi? İşte hiç o her zaman bunun ee, çok ayırdığında olan bir yönetmen olmuştu. Daha sonra kuşları çekti. Mesela 63'te. E, hatta Truffaut ile konuşması da 62'de kuşların post prodüksiyonu sırasında oluyor. Çok ilginç bir şey. Truffaut, Hitchcock'un bir aslında eğlence ustası, bir roller coaster yani Luna treni işleticis, işletmecisi olmadığını ki kendi diyor kendisine Hitchcock. Ben Luna treni gibi tasarlarım filmlerimi. Çok dik düşürürseniz insanlar sağ çıkamazlar. O yüzden hala çıktıklarında kendini iyi hissedecek bir şekilde iniş çıkışlarını ayarlamanız gerekir diyor. Ve Truffaut gelip dünyanın en büyük yönetmeni Hitchcock'un olduğunu ve bir otör olduğunu, bir anlatıcı yönetmen olduğunu ve sinemasının bir kişiliği olduğunu ispat edecek olan o projeyi, o kitabı 62'de konuşuyorlar. Yapmaya başladıktan sonra Hitchcock bir daha büyük bir başyapıt çekemedi. Bu çok ilginç geliyor bana. Belki de Hitchcock'un bilinçaltını tıpkı David için dediği gibi kur kurcalamamak gerekiyordu. Aslında onun sinemasını, Belki Hitchcock bunu bu kadar derinlikli düşünmüyordu, bilmiyoruz. Hitchcock bir, aynı zamanda bir zanaatkardı da bir sanatkar olduğu kadar. Ve içinden yükselen, muhtemelen sezgiyle gelen şeyleri matematik olarak bir mimar gibi e, uzamı ve zamanı çok iyi kullanarak ortaya zamandan ve e, çerçevenin içindeki uzamdan oluşan büyük heykeller, anıtlar dikmeyi beceriyordu. Ama belki bunu çok sezgisel olarak yapıyordu, belki bunu entelektüel olarak süzmüyordu. Truffaut bunu sinema yazarlarının alanından, yani benim sinema yazmaya başladığında, başladığımda içinden çok şey çıkarabileceğimi sanıp da büyük bir dağa tosladığım ve aslında bunu söze dökmenin çok zor olduğunu anladığım e, mesele de Truffaut Kayıdu Sinema Ekolü'nden gelen sinema üzerine çok e, kafa yormuş, çok iyi bir eleştirmen olarak resmen otopsisini yapıp sinemasının önüne koyduğunda otopsisi yapılmış o sinema belki de bir noktada ölmeye başladı. Ve ilginçtir gerçekten ondan sonra bugün bizim hiç kokun baş yapıtları dediğimiz şey o söyleşiyle birlikte bitiyor. Bu bana çok ilginç hazin gelmiştir. Ama derseniz ki başka bir baş yapıt mı isterdiniz? İsterdin hiç koktan yoksa o kitabın olmasını ben o kitabın olmasını isterdim. Dolayısıyla da hiç kok kusura bakma çok seviyoruz ama o kitap olmalıydı. Zaten yeterince baş yapıt çekmişti o zamana kadar. i̇lginç taraflarından biri şu. E, uzamı kullanmasından bahsettim. Kareyi planlama konusunda muazzam bir yönetmen. İlginç bir şekilde mesela bunu çok iyi yapan iki e, daha önce bahsettiğim yönetmenler Kubrick ve Orson Welles çok geniş açıcıdır. Dolayısıyla görülebilen şey çoktur geniş açının içinde zaten geniş açıyı bütün çerçevenin içini gerçekten bir resim gibi kullanmada çok maharetli e, e, şey yaparlar kullanırlar. E, mesela hiç kok aslında insan yüzünü temel malzeme olarak kabul eden yönetmenlerden biridir ve daha lensleri daha dardır. Size daha mesela e, şeye e, James Stewart'a, Cary Grant'e, Janet Leigh'e, Kim Novak'a bunların meşhur resimlerini düşünün. Şu anda bizim için sinema tarihinin meşhur fotoğrafları arasında gelen genelde büyüktür hepsi. Yüzler büyüktür. Alan Rudolph'un bir başka yönetmenin söylediği şey sinema hissinin olması için sizin 5 katınız sizin vücudunuzun beş katı yüzler olması gerekiyor. Yüzler küçük olduğu zaman sinemanın büyüsü kalmazlar. Bu yüzden televizyonda sinema seyretmenin aynı şey olmadığını söyler. Hiç kokun da öyledir. Yakındır. Mesela Janet işte yine Psycho'da arabaya binip meşhur Bates Motel'e doğru gittiği sahne. Scorsese bunu en mükemmel sahnelerden biri olarak söyler. Mutlaka çok uğraşmıştır üstündeler. Çünkü gerçekten yüzle karşı karşıyasınızdır. Yüz büyük bir kaygı içinde kameraya doğru bakar. O sırada kafasında büyük bir ahlaki çatışma vardır. Kendini kurtaracak bencil bir hamle mi yapmalı yoksa aslında belki hayatı boyunca kıvranmasına sebep olacak ve hiç kokun aslında alttan alta biraz ahlakçı ve katolik bir ahlaka da sahip bir takım keyiflerin ve suçların vahşice cezalandırıldığı o şemasından kurtulmasını sağlayacak bir pişmanlığa doğru mu gidecektir? Belki de pişman olacaktı ama o kadar vakti olmadı. Dolayısıyla o büyük ee, şeyler, resimler çok önemlidir. Hitchcock kendisi de şeyler. Filmin yaptığı bir başka şey, yani tıpkı zamanı uzatma ve sıkıştırma gibi büyük ve küçük imgelerle çalışmaktır. Ne, ne diyor yani? Geniş planlar, uzak planlar ve çok yakın planlar. Mesela da şu çok vardır. Bir şeyi görürüz, o şeyin çok korkutucu olacağını görürüz genel planda. Sonra birden bile yaklaşmaya başlar kamera ve bazen irkiltici bir şekilde yapar. Mesela kamera hareketiyle yapmaz bunu çat çat iki tane kesmeyle birdenbire korkutucu imgenin dibine gidersiniz. Ve sanki o imge size saldırmış gibidir. Hani rüyalarınızda korkunç bir şey gördünüz ve rüyanızda bir türlü hareketin nasıl aktığını kabul şey yapamazsınız ya, kontrol edemezsiniz. Bazen koşamazsınız, kaçmak istersiniz, kaçamazsınız. Bir şey durdurmaya çalışırsınız, durduramazsınız. Çığlık atmaya çalışırsınız, atamazsınız. Bedeninizin bütün kontrolü sizden gitmiş gibidir. Trufo defalarca hiç koka o söyleşi sırasında sinemanızda düşsel bir şey var diyordu. Buna çok katılıyorum. Çünkü sinemanın aslında niye tiyatro olmadığı ve niye fotoğraf olmadığı üzerine teorisyenler kafa yorarken aslında sinemanın en yakın akrabasının rüyalar olduğunu söylemişti. Tamamen bunun üzerine kurulu devasa bir sinemasal teori vardır. Ee, ve Hitchcock'un filmleri gerçekten öyleydi. Bir tarafı da şuydu. Mesela mantıki olarak çok bağlantı yok. Mantıki bağlantılarına bakarsanız, olay örgüsünün nasıl ilerlediğine bakarsanız aslında çok itiraz edeceğiniz şey vardır. Yani Mesela Vertigo bunlardan biridir. Aslında çok mantıklı değildir hikaye. Ee, hatta en ikna edici görünen hikayelerde bile aslında size olay örgüsünün çok mantıklı kurulması değil, filmin temposunun, filmin geriliminin sizi aslında nihai noktaya doğru e, çektiğini görürsünüz. Ve bu e, önlenemezlik hissini çok iyi yaratmasının da ben filminin düşsel tarafında önemli bir e, şey olduğunu, payı olduğunu görüyorum. Aynısında mesela e, önleyemediğiniz bir saldırı şeklinde zoom ya da kesmeler sizin üzerinize gelir. Ama daha sonra mesela Cennet o düş sahnesinde yere düştüğünde ve gözünden kamera yavaş yavaş dışarı çıktığında ki çok zor bir sahnedir. Ee, en azından bir kısmında çünkü Cennet Leo gözünü kıpırdatmadan durması gerekiyor. ve Hatta ondan sonra e, nefes aldığı için bir noktada kesmiş, kesmesi gerekmiş. Yani aslında olabileceği kadar uzamamış o sahne. Ee, bunun hepsini aslında işte bu anlattığı Küçük imge, büyük imgenin birbiriyle interaksiyonundan geliyor. Nerede geniş açı görüyoruz? Yani geniş planı görüyoruz, uzak planları görüyoruz. Nerede orta görüyoruz? Merdivenden yukarı çıkarken aynı filmi görüyoruz. Nerede? Çok yakın görüyoruz. Bazen çok yakın görüyoruz. Kuşlarda, kuşlar tarafından gözü oyulmuş mesela karakterin gözlerine birdenbire aynı şekilde hızla giriyoruz. Ve dehşet verici bir şey. İşte orada rüyaya karşı nasıl savunmasızsak birdenbire hiç kokun filmlerine karşı da Öyle savunmasız olduğumuzun e, farkına varıyoruz. Aynı zamanda çok ilginç bir şey. Mesela e, de, Buniel ve Dali'yi seviyor. Endülüs Köpeği and, e, rivayete göre sevdiği filmlerden biri. Dali'yi sevmesinin sebebi için eserlerinin mimari keskinliği benim çok hoşuma gidiyor. diyor. Şimdi burada şunu hatırlamak lazım. Kendisi aslında mühendislik okumuş e, birisi ve aslında bir e, o zaman telgraf firmasında yanlış hatırlamıyorsam çalışmaya başlıyor. Ve aslında teknik kapasitede bir iş yapıyor. Ama daha sonra onların reklamlarında çalışmaya başlıyor ve sinemaya doğru yavaş yavaş kaymaya başlıyor. Sinemaya girerken de onun sinemaya başladığı dönemler sinemanın estetik, estetik olarak, görsel olarak, anlatımsal olarak bir e, sessiz sinemanın dili o sırada kurulmuş durumda. Yani söz olmadan işleyebilen bir sinema. Aslında ütopuk bir şey kuruluyor. Bir taraftan da Alman dışa çok büyük yükselişseler ve Alman dışa gerçekten etkileniyor. Çünkü hiç koku sinemasında olan iki şey var. Bir sözcüklere yani insanın dille dediğimiz ve tamamen aslında insanın kendi alanında bulunan, başka hiçbir canlının alanında bulunmayan bizim bizdeki kadar karmaşık bir şekilde olan şeyi çıkarıp o sırada zaten mümkün değil çünkü sözleri kullanmak. En fazla yazılarla mümkün ki o da görsel bir şey. Onun üzerine bir deneyimi inşa etmek bir bu çok önemli. İkincisi e, dışa vurumcular gerçekliği bükmeyi çok iyi beceriyorlar. O da aslında teknik bir takım kısıtlamalardan ortaya çıkan bir şey. Mesela elektriğe çok az erişimleri olması iki dünya savaşı arasında Alman yönetmenlerinin ve gölgeleri yere çizerek, dekorları stilize ederek aslında biraz garip görünen sürekli bazen de bayağı garip görünen e, görsel inşaatlara inşaatlar ortaya koyuyor ve hiç kok bundan etkileniyor. Aslında görüntüyü manipüle edebileceğiniz incelikli bir şekilde, bazen de çok dramatik bir şekilde. Ve insanların gerçekliği nasıl algıladığında bununla birlikte değiştirebileceğinizi fark ediyor. Ve o e, tedris altındaki diyeyim, dışa vurumcu e, nüve her zaman kalıyor. Mesela ilk gerçek Hitchcock filmim dediği The Logger'da ciddi bir dışa vurumcu etkisi vardır. Ama daha sonra o uzama nasıl... Yani mekanı nasıl kullandığı, gölgeleri nasıl kullandığı, karanlığı çok sert aydınlığı nasıl kullandığı konusunda sürekli aslında bir ilan kaynağı olarak orada var olmaya devam ediyor. Dolayısıyla Hitchcock aslında gerçekten imgelerin şairi bu açıdan. Alan Parker'ın her zaman imgeleriyle var olmuş bir diğer yönetmen ve Hitchcock gibi aslında tartışma yaratmış bir yönetmen ve insanları seyirciyi sarsmayı seven bir yönetmen tıpkı Hitchcock gibi eleştirmenler tarafından yaptığı görsel işçiliğin, görsel sanatçılığın diyeyim, çok fazla takdir edilmediğini, detayları eleştirmenlerin çok bahsetmediğini görsel işçilikten hissedip de eleştirmenlere biraz takılırken şöyle bir laf ediyor. Ee, eleştirmenler tabi diyor bu hani benim kurduğum görsel detay, dünyanın detayları da çok ilgilenmiyordu. Çünkü diyor eleştirmenler meslekleri gereği aslında sözdür. Meslekleri sözcükler üzerine kuruludur. Sözcük taciridirler diyor. Dolayısıyla da diyor bence diyor o yüzden eleştirmenler çoğunlukla yabancı filmleri seviyorlar. Çünkü altyazı okumayı seviyorlar. Çünkü iyi bir okuma her zaman iyi bir filmden daha iyidir eleştirmenler için. Hep bu aklıma gelir benim. Gerçekten hiç kokta hiçbir şey okumanız ve dinlemeniz gerekmez. Her zaman aslında izleyerek sonuca gidebilirsiniz. Bu da o yüzden mesela benim için hiç koku kalıcı kılıyor. Ben mesela genç sinema severleri, genç sinefilleri, sinemaya yeni merak salmış yeni kuşaklara film tavsiye ettiğim zaman birkaç kere tosladığım şöyle bir duvar var. Belli bir dönemin öncesini izletmek çok zor. Özellikle siyah beyaz sinemayı insanlara izletemiyorsunuz. Bazen sadece siyah beyaz olması sebebiyle bağ kuramıyorlar. Bazen insanların kıyafetlerine takılıyorlar. Bu insanlar niçin böyle giyiyor? Şapkalı, takım elbiseli, herkes öyle. Sanki çok büyük bir stilizasyonmuş gibi insanlara geliyor. Bazen de insanların mesela eski polisiyelerde olduğu gibi Son derece stilize diyalogları. Karşılıklı tarama tüfek gibi. Şimdi Humphrey Bogart'la Lauren Beckle'ı düşünün. Bunlar aslında gerçekten modanın bir parçası ve geçebiliyor. Fakat bir imgenin gücü aslında kaybolmuyor. Hala Murnau'nun Nosferatus'unu izlediğimizde tam eski, çok eski bir tür film yapma biçimi ama yani resmin gücü, oradaki imgenin gücü gerçekten hala etkileyici. O yüzden Hitchcock hala şey olmaya devam ediyor. Hitchcock ilham kaynağı olmaya devam ediyor. O yüzden hiç kokyan diye bir şey var. O yüzden de bir sürü insan yönetmen dönüp onların filmlerini şey yapıyor. Mesela Dario Argento'nun İtalyan hiç koku diye adlandırıldığından bahsetmiştim. Claude Chabrol ki bir başka hiç kok hayranıdır. Claude Chabrol çıktığında o da Fransız hiç olarak adlandırıldı. Kendi çağdaşı e, Henri George Cruzo, kendi çağdaşı ki muazzam filmlere imza atmıştır Le gibi. Aslında rakibidir hiç bazı açılardan. O bile Fransızdan hiç cevabı diye nitelenmişti. Hiç kok. Çünkü bizim sinema salonunda oturduğumuzda nasıl hissettiğimizle ilgili artık bir sıfata dönüşmüştü. O yüzden de aslında sinemada izlemek hiç çok önemliydi. Mesela 1999'da İKSV hiç toplu gösterme yaptı. 16 tane filmini gösterdi. Ben şimdi çocukluğumdan beri hiç kok izlemiş, defalarca izlemiş biri olarak şunu fark ettim. Ben hiçbir filmini sinemada izlemedim. izlemedim hiç Dolayısıyla o festivalde o sene her şeyi bir kenara bırakıp kendime tek bir hedef seçtim. Ne olursa olsun hiç kokun bütün filmlerini sinemada izleyeceğim. Ya benim buradaki hedefim bu ve izledim. O zaman yani o sene çok güzel filmler vardı. Muazzam filmler vardı. 1999 zaten sinemanın zirve yılı olarak şu anda geçiyor. Ee, hani Millennium'un eşiğinde sinema zirve yaptı ve bazı aramızdaki kötümserlere göre de bir daha da o zirveyi bulamadı diye de konuşuruz. O sene benim için en akılda kalıcı şey hiç koktu. Çünkü hiç kokun aslında yaptığı mühendisliğin, yaptığı sanatçılığın tam Elon Rudolph'un dediği gibi büyük resimlerle küçük resimlerin birbirlerinin peşi sıra sıralanmasının sizi tamamen avcunu alacak, pençesine alacak ebatlarda yapılması gerekiyor. O yüzden bambaşka bir deneyim olmuş. Benim mesela o seferinde Marni'yi ilk kez izliyordum. Marni'yi izlememiştim daha önce. Bir de ilk kez sinemada izlemek benim için Muazzam bir deneyim olmuştu ama izlediğiniz şeyleri de baştan sinemada izlemek. Yani şimdi Rare Window'a gidip o Hitchcock'un bizim için kurduğu dikizciliğin bir parçası, parçası olmak röntgenciliği ve bunu sinema perdesi ve badında yapmak bambaşka bir şey. Ee, bugün herkes peşinden çok ilginç bir Martin Scorsese şeyden bahseder. Herkes vertigo arıyormuş 1970'lerde ve ilginç bir şekilde bulunamıyormuş. Yani 16 mm bir kopyası vardı diyor. Yani onlar yönetmenler olarak, adı geçen yönetmenler olarak e, Vertigo'nun bir kopyasını ellerine geçiremiyorlarmış. Şu anda bizim elimizde bütün imkanlar ve istediğimiz hiç kop filmine ulaşıyoruz. Bizim için dolayısıyla büyük süblim olan şey yani büyük bizim Everest'imiz gidip bunu bir sinemada izlemek oluyor. E, mesela ben o filmleri izlediğimde birdenbire Brian De Palma ki Brian De Palma'nın bütün aslında filmografisi bir tür Hitchcock modernizasyonu gibidir. Aslında her filmi neredeyse bir şekilde Obsession'a bakarsınız, Obsession vertigo gibidir işte. Body Double'a bakarsınız, Rare Window gibidir. Ama çok yetenekli bir yönetmen olduğu gibi olduğu için hiç kok taklitçiliğini de sanata vardırabilmiş biridir. T.S. Eliot sanıyorum İngiliz edebiyatçı şöyle bir şey demişti. Göte'yi taklit edip de başarısız olursanız sadece sıkıcı olursunuz. Ama Shakespeare taklit edip sıkıcı olursanız kendinizi gerçekten komik duruma düşürürsünüz. İşte ben hiç koku böyle görüyorum. Yani sinemanın Shakespeare gibi bir açıdan. Sanatı çok basit ve oyunbaz görünüyor. Shakespeare'in de öyledir. Öyle oyunbaz cümleleri vardır ki yani eğlenmiş ozan burada dersiniz ama o cümleyi ikinci bir kişi kuramamıştır. Hiç koku da böyle. Yani onun yaptığı küçük oyunları herkes yapabilir gibi gelir ama Gas Van plan plan baştan çekti Psycho'yu, işlemiyor film. Ve çok ilginç bir şeydi. Ve çekenler de işlemediğini fark ettiler. Yani görüntü yönetmeninden bütün ekibine kadar tutun duş sahnesini çektiklerinde her şey aynı fakat işlemediğini fark etmişler. Büyülü bir şey işte. Burada yönetmenin artık kimliğinden nasıl çok küçük bizim göremediğimiz görün görünmez nuansları kattığını görüyoruz. O yüzden evet yani Shakespeare'i taklit etmek gibi T.S. Eliot'in deyişiyle bunu gerçekten başarabilmiş yönetmenler de birdenbire yeni Hitchcock diye adlandırılmaya başlıyorlar. Mesela e, As'ın yönetmeni Jordan Peele. Şimdi yeni Hitchcock diye adlandırılmaya başladı. Bence çok aynı değil sineması ama... ...en azından bize ne hissettirdiğini koltukta his anlıyoruz... ...ve onu ancak büyük ustalardan düşünüp Hitchcock'ta karşılığını buluyoruz. Dediğim gibi Hitchcock dolayısıyla bir sıfata dönüşmüş bir yönetmen artık. Dolayısıyla e, özetlersek Hitchcock ne oluyor? Bir taraftan sinemanın büyük bir innovatörü oluyor. Büyük bir e, buluşçusu. Aslında teknik olarak olanakları zorlayan, sürekli yeni imkanlar bulan birisi. Sinema dilini olgunlaştırıcı bir sinema düşünürü de haline geliyor. Ben sinema ile ne yapabilirim? Sinemayı tanımlayan bir teorisyen haline geliyor. Godard demişti, bir filmi eleştirmenin yolu başka bir filmi çekmektir diye. Yani eleştirmenlikten gelen bir e, yönetmen için önemli bir laf. Bunun genelde şunu, yani bu eleştirmenlik, sinema yazarlığının bir yeri yoktur anlamında değil. Aslında sinema Birbirinin üzerinde, omuzları üzerinde yükselen devler gibidir filmler. Edebiyat da böyledir. Her aslında eser, önceki eserlerin tarihini yanında taşır. Hitchcock da böyleydi. Ve Hitchcock'u taklit edenler de Hitchcock'u yanında getiriyor. Dolayısıyla Hitchcock hiç ölmüyor. Şimdi ben Hitchcock'u birine tavsiye ettiğim zaman hep böyle ufak bir gerilim hissediyorum. yani bir gerilimi olmasa da bir sinema yazarı, sinema sever gerilimi. Acaba beğenmeyebilir mi? Çok mu eski gelir? Ama Hitchcock filmlerine dönüp izlediğiniz zaman birincisi işliyor. Her seferinde bunu görüyorum. Hitchcock filmlerinden dolayı tavsiyemden şikayet eden kimse olmadı. Ama başka usta yönetmenler konusunda oluyor. Ama başka bir şey daha var. Hitchcock filmlerini izlemediğinizde bile aslında Hitchcock sineması artık izliyoruz. Dolayısıyla sinemanın genetiğinin bir parçası haline gelen bir yönetmen de oldu. Bir 78-52 diye bir film çekilmişti. Sadece duş sahnesini anlatan, o büyük montajı anlatan. Oradaki katılımcılardan biri şimdi adını hatırlamıyorum şey demişti. Benim 7 yaşındaki kızım bile o sahnenin taktiğini yapıyor. Ve ben filmi izlediğini bile sanmıyorum demişti. Sanırım artık evrimin bir parçası haline geldiği insanlıkta genetiğimizde var. Hepimiz duş sahnesini bilerek doğuyoruz demişti. Gerçekten öyle sanılabilir. Yani sinemanın genetiğinin de bir parçası haline geldi. Dolayısıyla her açıdan örnek alınabilecek ve her açıdan tekrar tekrar keşfedilebilecek bir yönetmen. Ben açıkçası kendi adıma dönüp bir daha hepsini, hepsini gerçekten gösterilen filmlerin baştan sona büyük perdede izlemek için sabırsızlanıyorum.